Erşan Kuner'i dedin yarım kaldı. Adam haklı olma. Erşan Kuner'i dedik yarım kaldı. Bilen niye senin görevin bu değil mi? Ben bana şey yapacaksın. Demans karşıtı destek vereceksin. Abi er Erşan Kuner'i, Rozman hemen şey yapayım. Erşan Kuner'i neden yarım bıraktın abi? Neden yarıda kaldı? Özel sebeplerden ötürü söyleyemem. Nasıl? Teşekkür ederim abi. Çok güzel. Olmuyor. cevap bir şey daha. <laughs> ya şöyle. Şimdi olayı başa alalım Ak gençlik. Erşan Kuner'in ilk dizisini çıkacağını CMYLMZ abi 2008 9larda falan söylemişti. Onun da işte dizisini filmini yapacağım falan demişti. Ama böyle işte e, erotik dönemi, erotik film dönemi, Yeşilçam'daki erotik film furya dönemi, seks furyası dönemi Bay Yıldırım bir kişiye daha hesaplık etmiş. Erotik furyada değil şimdi etmiş. Ben erotik furyadan bahsediyorum. O dönemlerde geçecek diye işte biz de hani böyle piçlik falan olacak hani artı 18 falan tarzında bir şey bekliyorduk. Bir de tabii Erşan Kuner çok ikonikti. Yani biz hala şey arkadaşlarımız arasında şey olur mavi don muhabbeti olur. Tophaneli hayvan gibi seçmeni istiyorum anlıyor musun? Hayvan gibi. Her zaman abi. Tophaneli niye et, et yoksa? Etsu? Etsu nesi ya? Et su mu şeydi Tophaneli'ydi? Ha? Yaz kızım. Mavi don var mı? Var abi. Kendisi getirecek yaz. Erşan abi, Erşen abi. Yani o tarzda bir şey olacak. Yani o karakteri bekliyorduk biz. Lakin tıpkı Arif'te yaptığı gibi, Arif karakterine de biliyorsunuz bir upgrade veya işte bir değiştirme yapmıştı. Ve gelen eleştirilerde de şey diyordu işte yani. E, Cem abi Arif'in sesi niye değişik falan diye böyle hani dalga da geçiyordu. Yani bilinçli bir şekilde yapıyordu. Büyük bir ihtimalle şey hani çok karikatür bir karakter ya. Çok karikatür bir karakter ya. Daha dramatik, daha e, sinematik, daha derinliği üç boyutlu olan bir karakter olarak tasarlayıp o şekilde işlemek istedi. Bence daha da iyi oldu günün sonunda. Çünkü sadece e, Erşen Erşan baz alan bir film, bir yapım, bir hikaye, kapalı bir hikaye, bir dizi nasıl işlenecekti diye sorarsanız eğer böyle bir sorun olacaktı. O karakter, o karikatür sadece şeyde çalışıyor. Sketch'te çalışıyor. Sketch haricinde uzunlamasını alamıyorsun çünkü bir tip sadece anladın. Bir karakter değil yani tip, tip, bir tip ortada yani karikatür bir tip var ortada. Ama tabii ki de hayal kırıklığına uğradık Bilal'ciğim. Konuyu bağlamak gerekirse. Şöyle hayal kırıklığına uğradık. Beklentilerle alakalıydı. Ben işte Arif Bey 216 ile birlikte hani gittiği kara komikte falan gittiği süreci gördüğüm için Cem Yılmaz'ın şeyi beklentisine girmedim yani. Öyle bir şey yapacak, bir karikatür komedi filmi yapacak beklentisine girmedim. Az çok tahmin ediyordum ne yapacağını. Öyle de yaptı, beklediğimiz gibi de yaptı. Fakat insanlar hayal kırıklığına uğradı. Birinci sezonu o yüzden sevmeyenler ikinci sezondan nefret edecekler. Çünkü çok daha yani birinci sezondaki eksiklikler hani tırnak içerisinde eksiklikler söyleyeyim. ikinci sezonda çok daha ağır basıyor. Onu söylemekte fayda var. Böyle Yeşilçam'a özel bir sevginiz, saygınız, alakanız yoksa Erşan Kuner'i e, sizin için iyi bir yapım olmayacak. Çünkü öyle şey bir hikayesi yok. Uzunlamasına dramatik bir hikayesi yok. Mesela ne eksik? Yani, hotmail nereden başlasak ki? Yani eksik derken tırnak içerisinde söylüyorum bunu sana. Bilinçli bir karar günün sonunda. İzleyici için bir eksik. Ama yapımcı için, Cem için bilinçli bir karar. Ve başta o her bölüm bir film me mekanizmi şeyinden tut. Kurgulanmasından tut. Karakter gelişimlerine kadar. Komik değil abi. O, o göreceli bir şey. Çünkü hani güldürü tarzında bir hikaye mi izleyeceksin yoksa salt komedi mi izleyeceksin? Salt komedi izleyeceksen sketchlerden ilerleyebilirsin. Sketch var bir mesela Gora daha sketch var. Evet bir hikayesi var. Başı sonu ucu falan tabii ki de var bunlar ama daha sketch var. Daha sahneden yaşıyor. Erşan Kundere öyle değil. Ben kötü olduğunu düşünmüyorum Şerif Lloyd. Yeşilçam'ı seviyorum. Prodüksiyon olarak iyi. Cem Yılmaz'ın da diyalogları sağlam. Geçen şey izledim. Sinemori'de kanalında röportajını izledim. Kendisi de ilk defa söyledi. Yani ben işte diyaloglarımı seviyorum. Diyalog yazmaya çok vakit harcıyorum gibisinden. Diyalogları iyi. O, onu söylemekte fayda var. Diyaloglar gerçekten iyi. Doğal. E, teknik olarak o şeyi izleyin. O röportajı izleyin. Öneririm size. Hatta burada linkini paylaşabiliyor muyum? Sinemori kanalı. Yalan, yanlış, yalan söyle yanlış söylemiyorum herhalde kanalın ismini. Sinemori olması gerekiyor kanalın ismi. Orada verdiği röportajda bayağı teknik konuşuyor senaryo konusunda. Unreal Engine'da çektiği bölümü izledim. Anvil Engine'da Unreal Engine'da dolaylı olarak da şey teknolojisi neydi o teknolojinin adı ya? Bu Alperlerin de kullandığı bu Prensiz onunla çekiyorlar. Mandalorian'da çok kullanıldığı için adı Mandalorian'la çıktı. LED ekranı yok değil. Blue Box'la alaka değil yeşil ekran. Değil oğlum ne Blue Box'ı ne yeşil ekranı lan. Kafayı Goodbye Kansas değil o şirketin adı. Neyse tamam ya bilenler biliyor. Beğendim bu arada teknik olarak iyi yapılmış. İyi iyi kotarılmış İki arada bir derede kalıyor son 5iştir. Ciddi mi, komik mi, hisli mi, absürt mü karar veremiyor. Bence karar veriyor ya Alper. Karar veriyor. Şöyle. Hani son 5iştir dediğin nereden alacaksın ki aslında? Hani hangi filmleri kastediyorsun onu da bilmiyorum ki. Kara komikleri kastediyorsan zaten o çok net. Çok net pistili var onun. Eğer Erşan Kuneri diyorsan o da Yeşilçam'ı sevmen gerekiyor. Yeşilçam komedi şeyini yani kötüsüyle, trash faktörüyle sevmen gerekiyor Yeşilçam'ı. Boktan diyaloglarıyla sevmen gerekiyor. Eğer Yeşilçam'a öyle bir sevgin, sempatim, bu sevgi şey demek değil ama oturayım izleyeyim ben bunu cool buluyorum diye demek değil. Bu popüler kültürün bir parçası olarak bakacaksın ona. Yani sen mesela şey diyebilirsin artık ya. Çağlar Çorumlu yine döktü. Bu arada Çağlar Çorumlu en büyük şey artısı herhalde son yıllarda Cem Yılmaz'ın yanında en büyük artı çağ, Çağlar Çorumlu olmuş. Çok bazı bölümleri taşıyor bildiğin. Öğretmen Kemal'de falan. Her şeyim var benim. Her şey. Her bir şeyim var benim. <laughs> Aniden şey yapıyor ya. Bu bana diye giriyor içeri. <laughs> Ey hey, Nazlı. Aile var yarram. Şey de çok iyi. <laughs> Zafer Algöz zaten banko her zaman şey ben eksik şeyini performansını görmedim Zafer al, -Gözüm. al, gözüm bu arada. Girdiği her saniye taşıyor. Bülent Çakrak'ı beğenmiyorum ama. Bülent Çakrak bu ikinci sezonda çok daha iyiydi Yunus Emre. Birinci sezonda ben de çok... Ne desem? Kötü mana negatif değil. Anlamsız buldum Bülent Çakrak'ın karakterlerini, oynadıklarını, rolünü. Filmin içerisinde de öyleydi bu arada. Filmlerde de hep aynı şekildeydi. İkinci sezonda çok daha iyi çok daha ön planda zaten. Çünkü kadroda eksiklikler olduğu için daha fazla alan açılmış. Kendisi daha fazla alan açılmış. Şey, film, şey komikti ya. Bu Unreal Engine'da çektikleri işte arkadaşının bahsettiği. Ama çok twist şeyi vardı. Onu fark ettim. Niye öyle bir şey yapmış bilmiyorum. Hani çektiği filmlerden. Meta da bu arada. Meta'nın da metasındayız ya artık. Yani Erşen Kuneri bir karakter. Erşen Kuneri'nin oynadığı filmler çektiği filmlerde meta. Yine yani film içerisinde film hikayesi var ya. Sürekli bir twist ekleme çabası var sonunda. Niye bilmiyorum. Stagecraft. Aa, Allah razı olsun kim bu siksenden. Doğru. Stagecraft. Unuttum anasını satayım. Nefret ediyorum şey olduğu zaman. Dilin ucuna gelip de hatırlamadığım zaman. Uraz niye çıktı bilmiyorum ya. öyle. Magazin şeyini takip etmiyorum. Benim önüme ürün gelir abi. Ben ürüne bakarım sonunda. İkinci sezon çok iyi değildi bayıktı. Şundan dolayı birinci sezonda zaten bu konsepti tamamen istediğin için ikinci sezon uzunlamasına bir epilog gibi oluyor. Yani daha fazla katabileceğin, daha fazla yapabileceğin bir şey yok. Daha fazla işleyebileceğin bir komedi durumu yok. Yani onun e, dezavantajı da o Erşen Kuneri karakterinin. Bu dezavantajı yaşamamak için de zaten Cem Bey, Erşen Kuneri'yi bir karikatürden çıkarıp üç boyutlu bir karakter. Hani işte benim daha ileriye dönük hani şeylerim var, ciddi almak istiyorum, ödül almak istiyorum. Hani ilk sezonda vardı ya biraz da. Biraz şey havaları var onda. Tommy Vizzo o şey var ya. Bu şeyin oynadığı. Çok da şey dedim abi. The Room'da hani sonradan dezasta Artist'i film çektiler ya. Neydi o çocuğun adı? James şey, Franco'ydu değil mi çeken? Franco çekmişti. Biraz o havalar var falan. Bir şey mi yiyorsun? Yok hayır. Dilim damağım kurudu. Su içiyorum. Meyve mi yiyorsun? Bir şey yemiyorum amına koyayım ya. Allah Allah. Ne diyecektim ya? Nerede kaldık? Ha, Erşen Kuneri 2'de. Yani Alper'in de eleştirisine geri dönmek gerekirse bence Cem Yılmaz'ın son yaptığı işler. Erşen Kuner'i dahil etmiyorum çünkü o alışına gelmiş senaryo ve hikaye yazımının dışında bir mevzu. Hatta bunu başta da şeyde söylüyor ya. Yine bir meta katmış bu arada. Zaten metaydı. Hani Gora'dan çıkma bir karakterin metasıydı. Film çekiyor o metaydı. Yeşilçam'a bir metaydı. Bu sefer de ikinci sezonda gerçek Erşen Kuneri'yi ile röportaj serisi falan böyle. Hani geçmişe bir flashback olarak İlerletmişler mevzuyu. Ana hikaye devam etmiyor diye. O da bir meta. Metanın da metası duayen metacı Cem Yılmaz. Şey diyor. Er Erşen Kuner'i Yani Gerçek. Tırnak içerisinde gerçek Erşen Kuner'i. İşte o çocuk beni oynamıştı ama ben öyle değilim falan. Hani Gora'daki yani Erşen Kuner'inin evreninde anladığım kadarıyla Cem Yılmaz komedyen. Ve Gora filmi var. <laughs> yani Gora filmi var. Cem Yılmaz orada parodi ediyor. Hani büyük ihtimalle gerçek nasıl Aydemir Akbaşı parodi ediyor gibi düşün mesela. O dönemin seks filmlerindeki şey gibi düşün. Bu da röportaj yapıyorlar. Hani o çocuk beni oynayamamış ben öyle değilim falan demesi. Gora'daki gibi niye oynamıyorsun abi? Niye sesini öyle yapmıyorsun? Niye böyle enerjik değil gibisinden? Hani istese de o enerjiyi veremez bu arada. Onu da, onu da söylemekte fayda var. Çünkü o biraz yaşla alakalı. Yani verebilir de mesela 5 dakika falan verirsin sonra yorar yani. Bu kadar uzun süre içerisinde yapamazsın onu. Bu şey Erşen Kuner'i biraz daha arifleşen yani Cem Yılmaz'ın bütün karakterlerinin de kara komik hariç çok başarılı buluyorum kara komik. Dram olarak gerçekten çok başarılı. Çok başarılı. Ki Cem Yılmaz'ın aldığı en büyük eleştiriler şeydi biliyorsunuz hani her ne kadar bana göre sinemadan anlayan biri olsa da sektör içerisinde her zaman böyle bir komedyen komedyen anlamaz. Alper de yapıyor onu bazen. İşte komedi oynuyor. Komedici falan. Alper de komediyi ciddiye almıyor. E, çok başarılı. Çok başarılı bir karakter incelemesi. Kara komikteki şey karakteri. Do not şey karakterinin adı neydi? Isaac. Isaac. Chat yazmadan öğrendik. Isaac. Isaac karakteri. Daha akılda kalıcı. Ne olur tekrarı kalsın. Kalır herhalde ya. Komedi yapmak daha zor olmasın. Ne komedi yaptın önemli Melikşah ya. Bugün çok uzun uzun şey konuşuruz işte. Komedinin çeşitleri işte. Şu şöyle der bu böyle der. Gideriz stand up'tan gideriz. İşte şey, sinemanın sessiz sinema dönemine gireriz. Chaplin'i falan konuşuruz yine. Yeşilçam'dan hangi motivasyonda çalışıyordu komedi. işte i̇şte özellikle Arzu film döneminde de yani karakter tiplemeleri, durum komedileri, sitcomları gireriz gireriz de. Ya bir sikime yaramaz. Şu anda modumda da değilim açıkçası. Bunu başka bir yayın yapalım. Başka bir yayın. Hatta bir Cem Yılmaz videosu gider aslında ya. Bence aslında şey oldu hani. Kariyerin sonunda değil tabii ki de yanlış anlaşılmasın ama hani artık 20 seneden fazla bir kariyeri olduğu için. 25 sene galiba değil mi? 98'den beri mi Cem Yılmaz şey yapıyor? 97 mi 98 mi? 25 sene olduğu için artık bir review pas edebilir insan yani. Bir analiz bir şey yapılabilir bakılabilir. Yani Alper'in dediğine geri gelmek gerekirse bence gayet farkında ne yapmaya çalışsın Güldürü, güldürü temasını tutuyor günü sonunda. Çünkü şöyle bir sorun da var. Alper'in dediği şurada haklı. Gişe olarak bakıyorsan, e, biznesmen olarak bakıyorsan, ticaret olarak bakıyorsan, senin adın Cem Yılmaz'sa, ürünün paketinde Cem Yılmaz yazıyorsa, insanlar oraya Cem Yılmaz almak için gidiyorlar. Anladın mı? Yani senin ismin artık bir ürün. Senin ismin bir marka olduğu için bir ürün artık. Sen Cem Yılmaz ürününü satıyorsun. Sen bir ürünsün. Ben bir ürün müyüm falan filan. Sen bir ürünsün artık. Dolayısıyla bu tarz yapıları ne bileyim mahlasla falan mı çekecek artık <laughs> Başka bir şeyle. Gerçi o zaman da bu sefer işin maddi kısmı olmuyor. Çünkü çok para harcayan bir adam. O maddi kısmı da Cem Yılmaz'ın ismi getiriyor. İki arada bir derede. çok cinsel şaka var ve alt derece seviyede. Vallahi bana kalsa kara x kita daha fazla. Daha fazla erotizm olması gerekiyordu. Ona sorsan o da büyük ihtimalle bu işin downgrade hali diyecek yani. Azaltılmış erotizm diyecek. Vallahi onun daha çok olması gerekiyor. Siz Yeşilçam'ın seks furyası dönemini hakikaten yani yaşınız kaç sizin? Hiç izlediniz mi o seks filmlerini Yeşilçam'da? Aydemir Akbaşları, Zerine Gelileri falan. <laughs> Siz izlediniz mi onu? artık şey pornografi özellikle dizilerde özellikle dizilerden üstü kapalı bir hem sansür var hem otosansür de var. Ya mesela aşk memnuna çok sövülüyordu. Şeyden de o, çarpık ilişki falan ama yani sonuçta örnek alınan şey uyarlanan roman falan belli ortada yani edebi şey de belli. Örneği de belli. Çok sövülüyor, ediliyordu. Yani o günün sonunda şey belliydi. Yani cinsel ilişkinin mevzusu belliydi orada. Şu anda aklınıza gelmeyecek Porno sektörünün bile aklından geçiremeyeceği, bin bir çeşit hastalıklı ilişki bir şekilde izleyici yutturulacak şekilde aktarılıyor. Mesela açık yapılmıyor ve dram altında satılıyor. Ama yapılıyor yani pornografi hala var. Muhafazakar pornografi var bir mesela dizilerde falan muhafazakar pornografi var. Hatta bu şey de sosyal medyada yansıyor mesela TikTok'a falan girin, oradaki böyle en erotizm içerik satan insanlar hep şey muhafazakar kökenli Görünüşte bu arada. Yani bir gerçekte belki de şey dillerdir. E, muhafazakar kadınlar dillerdir. Belli olmaz o farklı bir şey. Ama TikTok'ta girin en çok satan, en çok izlenen bunlar. Yani Türkiye'de bir şey değişikliği de var o yönde. Toplumda bir değişiklik de var. Yani bugün mesela ayıplanacak açık erotizm, açık pornografi mesela çok masum kalıyor aslında onun yanına bakarsanız ya. Yani. Erotizm artık komedi çok ucuz kaçıyor bence. Yani bu American Pie falan gibi. Diyorsan eğer. Bu yeşil Çam bir parçası. Ee, James Cem orada yapmaya çalıştı. Yani şey de yapabilirdin. Salt parodi de yapabilirdin. Ben mesela böyle düşünüyorum. Yani salt parodi yapsa yapardı. Anırarak da gülerdik. Erşan Kuneri gelirdi içeri. Kızım gel bakayım buraya falan filan böyle daha böyle. Daha radikal bir halde. Daha Gora skeçinden fırlamış gibi olurdu. Ama bu uzun. işlenebilecek bir hikaye değildi. Bu sebeple Erşan Kuner'i bugün olduğu gibi oldu. Hem Yeşilçam'a bir selam çakma. Dönemine selam çakma. Hem de metasında bir eleştiri yapma. Hem de tabii komediyi de yaratman gerekiyor. Ama hem de hikaye anlatman gerekiyor. Hem de farklı farklı hikayeler anlatman gerekiyor. Parodi varsa eğer. Yani zaten Erşan Kuner'i parodi bir karakter de. Sean Connery'den geliyormuş. Onu ben sonradan öğrendim. Erşen Kuner'i Sean Connery'den geliyor. Arkada da şey var. Posteri vardı galiba. <laughs> Ya kesinlikle bir kara, yani kapatmak gerekirse Bilal Allah'tan bir konu açtına, sabahtan beri konuşuyoruz. Kesinlikle bir e, kara komik değil. Ama bence kendisi farkında tabii. Çünkü o ciddiyetli bir iş değil. Erşan Kuner'i. Hastasına öyle söyleyeyim. Hastasına. Eğer birinci sezonu izlediyseniz ve beğenmediyseniz, hoşunuza gitmediyse ikinci sezon size göre değil. Beğenmeyeceksiniz, nefret edeceksiniz onu söyleyeyim. Ama Yeşilçam'ı seviyorsanız, Yeşilçam izlediyseniz, Yeşilçam'la büyüdüyseniz o filmlerle, o yapımlarla işte orada işte Çağlar Çorumlu gelip delil bulmam lazım. Delil Cem Yılmaz çıkıp yani Erşen Kuzey de çıkıp tanıyamıyorum seni falan diye konuştuğu zaman hani gülüyorsanız eğer o zaman izleyin. Onunla büyüdüyseniz oturun izleyin. Daha çok para. Daha çok para. Ne oldu sana böyle? <laughs> Oktay kaynarca videosu. Oğlum bir sabret daha. Bir sabret. Kaçmıyoruz ya buradayız. Azınlığa hitap edecek bir dizi niye yaparsın ki? Aa, bu güzel savrun. Siki'nin keyfine göre galiba bana sorarsan. <laughs> yani o statüye geldikten sonra artık gişede çok başarılı olsun bir de hani Netflix'e var ya işin arkasında bir noktada. Ee, yani gişede iş yapayım işte ne bileyim bu işin ticari kısmına bakayım diye düşünmüyor artık bir noktadan sonra. Daha farklı işler yapmak istiyorsun. Daha kalıcı işler yapmak istiyorsun belki. Hani Gora kalıcı değil diye demiyorum yanlış anlamayın ama. Ee, bazı şeyleri işlemek istiyorsun. Otobiyografik şeyleri de işlemek istiyorsun. Hollywood'da da öyledir. One man show'lar vardır mesela. Stallone'un şeyi. Stallone'un Rocky'si. Bu arada Rocky şeyi de inceleyeceğim arkadaşlar. Önümüzdeki video Rocky Balboa'yı içerecek. Buradan duayen kick çetine bir şey olsun. Bir teaser olsun önden. Abi artık Cem Yılmaz'ın kara mizah yapması lazım. Tek yapabilecek o. Ee, Almanya ekolü kabaret diyorsan biz kabaret yapıyorduk mesela. Öğrencilik döneminde. Kabaret, kabaret yapıyorduk. Yani bildiğin kabaret yapıyorduk. O Türkiye'de İşleyecek işleyecek bir şey değil. Türkiye'de işlemez o. Birincisi anlaşılmaz. Anlamazlar. Yani an, an, anlaşılacak bir şey değil anlamazlar. Halbuki aslında bizde şey var meddahlık var yani biraz meddahlıkla harmanlayıp politik olarak yapılırsın. Yok haps kısmı değil. Haps kısmı. Hapis kısmı değil Feynman. Kitle ulaşamazsın. Ulaştığın kitle de Türkiye'de bunu anlayacak mesela daha eğitimli. İşte televizyonda şey derler ya. Total değil de işte abi şey A abi şey kitlesi var ya. Bunlar da yaptığın içeriği algılayamazlar. Alışık değiller çünkü. Alışık değiller çünkü. Beklentileri uygun değil. Gelenler de gülmek için gelecekler halbuki kabaret öyle bir şey değil. Kabaret güldürmeyi amaç edinmiyor yani kendi. Meşhur kabaret şeylerine bak, performansçılarına bak, izleyin gösterilerini. Adam mesela şey Almanya'da en meşhur Falka Pispastır. Burada Almancılar varsa chatte bilir. Duayen bir adamdır yani. Bayağı 20-30 yıldır yapıyor bu işi galiba. Falco Pispas. Mesela bir gösterisi 2 saat sürüyor diyelim. Bir gösteri komple Amerika Birleşik Devletleri'nin ortadoğu Doğu politikasını ele alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ortadoğu Doğu politikasını ele alıyor. İşte Bush yönetimi şöyle yaptı. Böyle kronolojik olarak gidiyor. Tabii ki dişin esprisiyle anlatılıyor. Running gagler yapılıyor. O zaman ne yapacak? Mesela CIA böyle yapacak. Yani running gag yapıyorsun işte artık ama günün sonunda gerçek bir şey işte günün sonunda gerçek bir şey işliyorsun. Yani işin arkasında ciddi bir politik bilgi gerekiyor, birikim gerekiyor kitleden de. Ve senin espri yapmadığını aslında, şaka yapmadığını, bu işin komedi olmadığını algılamaları gerekiyor. Ama ağlanacak hale gülmek. Gaygın humo derler buna. Almanlar. Ağlanacak hale gülme işi. Şimdi bugün yaparsın bunu bu Türkiye'de hassasiyetler ortaya çıkar. Mesela 80'ler Türkiye'nin geçmiş hakkı değil mi? Bugün yapmıyorsun. Tamam mı? İşte AKP rejimi var bilmem ne var. İşte Tayyip Erdoğan'a dalga geçemiyoruz falan fistan gibisin. Geriden alacaksın. 80'lerden 90'lardan alacaksın mesela. 80'lerle alakalı yapsan ya ülkücüler ya 68 kuşağı solcu tayfa inleyecek. Ağlayacak, zırlayacak. Ondan sonra 90'lara geleceksin. 90'ları işleyeceksin. Vay efendim sen faşist zaten bu ülkede Güneydoğu'nun şivesini, pardon ağzını bile yapamıyorsun. Bak ağzını bile yapamıyorsun. Ağzını bile yapamıyorsun. Bak yapamıyorsun. Ben onu size söyleyeyim. Bir sürü bin bir türlü taklit yapmışımdır ben bilirsiniz. Bin bir türlü. Bin bir türlü siyasetçi, sanatçı bilmem ne elli bin tane taklit. Ne zaman ki bir videomda mesela bir Urfa taklidi yapayım. Tamam mı? Bir Doğu ağzı yapayım. Anında anında faşizm dalga geçiyor bilmem ne. Bu ülkede komedyen olsan veya herhangi bir şekilde bir içerik üreticisi olsan dokunamayacağın tek bir topluluk var. Bunu şey demiyorum ha. Siyasi sebeplerden dolayı söylemiyorum. Bir kız vardı. Komik bulun bulmayın. Bir kız vardı. O kız Alevi'ydi bildiğim kadarıyla. Alevi bir kızdı o. Aleviler hakkında şaka yapmış. Mesela benim en çok güldüğüm şey var. Boran var Twitter'da. En çok ona gülerim Twitter'da. Ali o da kendisi. Ali hakkında şey yapar. Espri şaka yapar falan böyle. Her defasında patlatıyor. Çünkü beklemediğim yerden yapıyor işin esprisini. O kız da Ali Komedyendi. Abi Eren Erdem kızı linçletti. Eren, Ali her şeyi anlıyor. Oğlum Eren Erdem Ali değil ki. Dünün İslamcısı o. Dünün İslamcısı o. Hani nasıl Alevi olacak o? Bilmiyorum o kızın ismini hatırla o kadının ismini hatırlamıyorum kusura bakmasın. Sadece şeyini hatırlıyorum. O kesidini hatırlıyorum ve o kesit inçlenmişti. Yani böyle çok basit bir şeydi bu arada. Böyle ciddi bir şey de değildi. Bir espri de değildi. Basit bir şeydi. Şimdi hani bak başka bir örnek vereyim size. Bin bir türlü şeyim vardır. Bin bir türlü. Karadeniz ağzını elli bin kere ben kendim Trabzonluyum. Kaç kere işin dalgasını geçtik ettik. İslamcısıyla dalga geçtik, solcusuyla dalga geçtik, ülkücüsüyle dalga geçtik. Böyle beraltı esprilerde yaptık biliyorsunuz bir sürü. Özellikle Space döneminde. 4-5 saat yapıyorduk ya ben beraltı bir sürü. Yani ben videolarımda taklit ediyorum bilmem ne bir sürü mevzu. Abi ben bir videomda neydi şey New York'ta 5 minare. Haluk Bilginler'in oynadığı şey var. Hoca karakteri var. Fethullah Gülen oynuyor biliyorsunuz. Hoca karakteri var. Yapma o falan diyor şeye. Doğu şivesiyle konuşuyor. Doğu ağzıyla konuşuyor. Hacı biliyorsun falan filan diye masum kırmızı gül konuşuyor bununla. Bu da oglim yapma bilmiyordum falan diye konuşuyor bununla. Benden onu düşünmeden dalgasını geçtim şeyde. Videoda. Yani masum kırmızı gül böyle diyor işte Haluk Bilgi nerede? Oglim yapma falan filan. Şaka değil bu arada. Bir sene falan böyle farklı farklı sosyal medyada içerik üreten küçük içerik üreticisi Böyle şey de değil. Kürtçü diye de değil aslında. Hani baksan Kürtçü içerik de üretmiyor. Öyle takıntılı Kürt ırkçısı, Kürt milliyetçisi tipler var mesela. Hani onları anlarsın. Seni ben amına koyayım falan dersin ruh hastası. Böyle kadınlar falan işte bakıyorum hikayede ben eklemiş. Zilan bilmem ne. İşte bu ülkede Kürt olmak böyle bir şey işte. Adam video çekiyor bizde dalga geçiyor falan. Ne diyorsun bacım sen ya? Hani neyin filmindesin, neyin kafasındasın? Ne, neyini aldım? Bir de izledim birkaç kere videoyu sonradan. Hani izledim her eklendiğinde falan böyle. Ya da şey vardı. Benim e, halkların kardeşliği Twitter hesabı Hani Elon Musk Twitter satın alana kadar halkların kardeşliğiydi ya ismim. E, profilimde de şey vardı. Yine erlik avatarı vardı. Ama işte e, stereotip vardı bir tane işte. Tek kaş, bıyık, sakal bilmem ne. HDP seçmenin e, stereotipi vardı orada. Ondan önce de mesela ne vardı? Osmanlı torun erlik falan vardı. Öyle palavı yıktı bilmem ne. Yeniçeri gibi bir tanesi. İşte ülkücü erlik vardı. Yunan erlik vardı. 52 vardı. Daha ne vardı ya? Kel erlik vardı. Bilmem ne. Bin bir çeşit stereotip vardı. Yani işin esprisi şu. Kesinlikle erlik değil vardı. Böyle koca burunlu falan. Çünkü Twitter beni sürekli banlıyor. <laughs> Çünkü Twitter beni sürekli banlıyordu ben olduğum için. Ben de Twitter'a ben değilim. Hani kesinlikle erlik değil bu falan diye. <laughs> sürekli öyle giriyordum Twitter'a. En sonunda da halkların kardeşliği yaptım. Ve Twitter beni banlamadı. Kaldım öyle. Abi onda bile işte Erliğin profil resmine bakın bir Kürt olarak çok rahatsız oluyorum falan böyle random random kadınlar yazıyor. Görüyor musunuz Kürtler çirkindir ve kıllıdır demek istiyor. Ne diyorsun bacım sen yani anlatıyorsun. Derdin ne yani anladın mı? Sürekli böyle bir aman alındım aman laf sokuldu. Oğlum yani yapan yapıyor zaten. Var bu tarz düşünen bu tarz hareket eden insanlar. ben niye böyle gizli gizli ne bileyim işte New York'ta 5 milyar yaparken böyle ah burada Urfa ağzı yapayım da buradan Kürtleri sallamış olayım. Hani niye bu kadar uğraşayım ki oğlum? Bak orada bile anladım. Düşün şimdi sen sahnede yapacaksın bu işi gösterisini yapacaksın. Mümkün değil. Mümkün değil. Politik olarak mesela işin esprisinin dalgasını geçeceksin. Yapamazsın. Mesela HDP'li dalga geçemezsin. Mesela bana sorarsanız Türkiye'de Hakikaten çomarlık seviyesinde, lider kültüne bağlı, hiç sorgusuz sualsiz bağlı seçmen dediğiniz zaman ben hep şey diyordum. HDP seçmeni birinci sırada. Millet benimle şey yapıyordu, kavga ediyordu. Nasıl ya işte AKP'nin birinci Dedim AKP rekor seviyede doğru kemik bir reis tayfası var. Reis kitlesi var. Ne olursa olsun reis diyen. Ama günün sonunda işte yerel seçimlerde falan da gördüğünüz kopuyor. Sadece kemik kitle kalıyor. Çok kemik kitle değil. HDP de yüzde yüzü o şekilde. Bak yüzde yüzü. Yüzde yüzü. Şey değil bak. Efendim e, soruyorlar işte sokak röportajlarında vesaire. O da ayrı bir konu bu arada. Sokak röportajlarında sosyolojik olarak konuşulması gerekiyor onun üzerine bu kadar. E, yeni medyada yer alması. Soruyorlar mesela niye işte bütün dünya ona meydan okuyor bilmem ne. İşte reis bizi kurtardı falan. Hani kendince bir dünyası var onun. A Haber dünyası kafasını kurgulamış anladın mı? Reis hepsine biat ettirdi. Dünya lideri bilmem Türk bayrağını yerden aldı. Davos'ta Osta Van Yani herkesin böyle bir kendince hikayesi var ona. HDP seçmenine soruyorlar. Kim seçecek? Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş aday değil. He, kim o aday? HDP'ye vereceğiz. Aday olarak soruyoruz. Beyefendi yani parti yok falan. Valla Demirtaş kimi der onu falan. Diğerine soruyorlar. <laughs> Diğerine soruyorlar. İdeo sen ne şey diyorlar ama. abi. Heh. Seçimde seçim zamanı soruyorlar da ideolojiz nedir diye biz ideoloji bilmiyoruz. Demirtaş'a vereceğiz falan diyorlar. Ya biz Demirtaş'a vereceğiz. Hani, hani, hiçbir şey yok. Fikri bile yok. Hani Demirtaş'ın içeride olduğunu bilmiyor belki de anladın mı? Direkt bir yat. Direkt bir Adam aday var, değil var, diyorlar ona. He diyor biz ona vereceğiz. Diyor. O zaman o kimi diyorsa onu diyor. Lan ne demek o, o kimi diyorsa onu. Oturup bakmadı mı kimler aday falan diye. O çünkü bizim partimizdir ha falan diyor. Bizim partimiz mi? Vardı bir tane video. Onu bulan, onu bir izleyen hakikaten bir kız vardı. Bir kadın vardı şey yapan, röportajı yapan. O video anırarak gülmüştüm ben. Discord'da şeyle izlemiştik o zamanlar. Siz var mıydınız Bilal ya? Biz modlar olarak toplanıp izlemiştik. Yayında değil de. Yayın dışı Discord'da izlemiştik. Anırarak gülmüştüm. Ölmüştüm anasını satayım. Hiçbir fikirleri yok. Bak. Hani seçimin ne hakkında olduğunu bile bilmiyorlar. Hiç dünyada kopuk yani o seviyede. Hiçbir fikirleri yok. O, o bizim partimizdir ha falan diyor sadece bir. O bizim partimizdir. <laughs> o bizim partimizdir falan deyip geçiyor böyle. Hiç şey yok. Hiçbir fikri yok niye oy verdiğine. Ve bana şeyle gelmeyin. İşte üniversitede e, Roj da böyle çok aşırı şey, HDP şey böyle. İşte politik bilinçten dolayı radikal demokrasi zar tut onu demiyorum ben. Seçmenin genelinden bahsediyorum. Nasıl ki biz işte seçmenin geneline çomar diyorsak işte AKP'li çomar şöyle yapıyor, CHP'li çomar şöyle yapıyor falan diye konuşuyorsak, sol sağ çomar diyorsak burada da çomar olması gerekir. Ama işin komik yanı şu normali yok. Hepsi çomar gibi. <laughs> Vallahi normal yok sokak röportajlarında. Adam hiçbir argümanı yok. Niye yaptığını bilmiyor. O bizdendir ha falan diyor. O bizden ne demek abi yani? O bizdendir. Ya mesela Mersin'e falan gidiyor adam. Senin Mersin'de ne işin var ya? Mersin'e göç etmişsin, taşınmışsın orada. EDP oy veriyor adam. Hiçbir alakası yok mesela böyle. O bizdendir ha falan diyor. Orada başkan çıkarıyorlar mesela. Bunun şeytan üçgenliği de işlemiştim. Işte Yine Burhi ile e Yusuf Kayalp'le video yaparken Özal konusu açılmıştı ya. O zaman demiştim ben işte Özal'ın bir şey tezi var. Eee Kürtleri göç ettirirsek, işte iç Anadolu'ya, büyük şehirlere, metropollere dağıtırsak işte entegre olurlar falan fistan dağılırlar gibisinden. Öyle olmadı işte çarpık kentleşmeyle birlikte. göte bazı yerlerde Esenyurt mesela, get dolaşmanın şeyi merkezi yani. Esenyurt. Roj'da bilmem ne konser veriyor orada. BG Apo, BG Apo sloganı atıyorlar Esenyurt'ta. İstanbul'un ortasında. Oranın belediye başkanı CHP'li çıkıyor şey diyor. Biz diyor Yılmaz Güney'e şey açacağız, müze açacağız, anma müzesi. Oğlum senin Esenyurt'taki şeyin var suç rekoru kırmış Esenyurt. Esenyurt İstanbul'un şey 70'ler New York'u falan vardı ya suç böyle tavan yapmış uyuşturucu bilmem ne falan gibisinden. Adam hala diyor ki biz de Yılmaz Güney Müzesi'ni yapacağız buraya. Ne için amına koyayım? Ben ne yazdım ya hemen diyor peşi sıra şey, yapma, şey yapması gerekiyor işte. kafaya sıkmalı. <laughs> Arabayı da çocuk ezmeli bir olimpiyat düzenlemek gerekiyor. <laughs> Geçen biri kartal izledim o yayını da izledim. Neyse bu yayının konusu bunlar olmasa gerek.